Merhabalar T24 takipçileri. Bugün Ceylan Ertem'le birlikteyim. Tabii ki bambaşka hayallerim vardı onunla bu programı yapmak için. Ama en azından güzel bir vesileyle buluşmuş olduk. Fiziksel olarak yan yana değiliz. Ondan hücum kayıt şarkı isteme şansım yok. Ama gayet güzel iki haberle en azından onunla beraberiz. Hoş geldin Ceylan. Hoş buldum. Nasılsın Ayşen'cim? Valla renkli Ceylan Ertem'i görmek her zaman güzel. O yüzden daha iyiyim şu an. Pozitif ve renkli olmak istediğini söyledin. İki şarkıyı bizle paylaştın geçtiğimiz hafta. Gerçekten tatlım, kıymattın. Kesinlikle öyle ama zaten Ceylan Ertem bence hep renk demek. Başından beri öyleydin. Hemen hızla tatlım, kıymattımla başlayalım. Söz müzik Sezen Aksu imzası taşıyor ve bu zaten baş başına hepimizde bir heyecan yarattı. Seni de söyleyecek olman tabii. Duygusu, ritmi, klibinizin atmosferi, senin saçların, kostümün, her şey böyle bize bir 90'lar hatırlattı biraz. Biraz Sezen Aksu'nun böyle sanki Adavapuru yandan çarklı havası hatırlattı. Sende nasıl esiyor bu şarkı? Yani aslında Sezen bana birçok şarkı dinletiyor her onunla buluştuğumuzda ve böyle hem kendi yaptığı işleri ve kendisi için sakladıklarını hem de dinle bakalım beğenecek misin bir tanesini istiyorsan al diye. Bir önceki albümde zaten iki tane yine orijinal şarkısını benimle paylaşmıştı. Nafile Kelam ve Zehir isimli iki acı dolu şarkısını. Ama benim de repertuarımı bildiği için ya sana biraz böyle neşeli bir şeyler söyleteceğim ben kafayı taktım dedi ve öyle bir sürü şarkı dinletti bir gün. Onların içinden ben tatlım kıymatlımı duyunca bir an bir gözlerim parladı ve tamam Sezen ya ben bunu galiba hani söylemek istiyorum dedim. Çünkü aslında işte nakaratında böyle hep beraber dans ediyoruz, tatlım kıymatlım diyoruz köpeğimize, çocuklarımıza, sevdiceklerimize, kedilerimize. Ama aslında ilk verse dediğimiz biz müzisyenlerin o ilk satırlarında Sezen yine laflarını ediyor, söyleyeceklerini söylüyor, laflarını sokuyor. Biz dans ederken ne oldu bana az önce filan diyoruz. Şarkı böyle devam ediyor. Yani o da benim tabii çok hoşuma gitti. Sonra Serhat Şensesli'yi çok seviyorum, beğeniyorum bir müzisyen olarak, aranjör olarak. Zaten aynı mahallede oturuyoruz şimdi Serhat'la. Onun ben kapısını çaldım ve dedim bir akşam biz oturduk böyle gece 2'lere 3'lere kadar sevdiğimiz müzikleri dinledik ve ben ona Sezen Aksu'nun eski albümlerini dinletip böyle bir hatırlatma seansı yaptım ve aslında Onunla Tunç'un izinden yine gitsek mi acaba diyerek tam da senin dediğin gibi işte biraz böyle bir Şinanay havaları 90'lar hepimizin çocukluğu ve özlediğimiz o güzel sound dünyasına, atmosfer dünyasına girsek mi acaba önerisinden sonra Serhat maşallah o kadar böyle yetenekli ve dahi birisi ki bir gecede bunun şeyin iskeletini çıkartıp yolladı. Ve aslında işte üçümüzden böyle bir şey çıkmış oldu. Ardından da video klipte Begüm Koçum isimli son zamanlarda işlerini çok beğendiğim arkadaşımın kapısını çaldım. Ama tabii aslında klibin divası Zeyno Erdoğan. Kesinlikle. Cenk Erdoğan'ın Kesinlikle. kızı. Ben ona eşlik ettim gibi aslında klipte yani. Ve tabii ki klibin bence ikinci başrolünü de kafamdaki Taç oynuyor. O da sevgili illüstratörümüz, memleketimizin en yetenekli sanatçılarından Sadi Güran'ın elinden çıkma. Aslında böyle çok düşük bütçeli, yine gönül gönüle yaptığımız bir video klip oldu ama çok sevindim. Herkes göndermek istediğim bütün mesajları sanki aldı diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani bir de bence
Ceylan Ertem'e Neşe çok yakışmış. Belki daha çok böyle şarkılar dinlemek istediğimizi ben en azından bunu da fark ettim. Küçük bir not. İkinci şarkı, yani daha Karataş'a ait bestesi, senin yolculuğunun uzun zamandır ortağı olan Cenk Erdoğan'a Yalnızlık Ölüm Boyu. Demişsin her yerde zaten, hani ismine de çok şey yapmayın, hani öyle karamsar değil, ama sözleri de sahiden finali öyle bir yere bağlamıyor. Bu senin için nasıl akıyor? Yani birkaç yıl evvel Yelda ablanın Yalnızlık Ölüm Boyu şiirini okuduğumda çok etkilenmiştim. Böyle biraz çocukluğumla da ilgili bir cümle gibi geldi bana. Ve sonra orası biraz pandemi dönemimize de bağlandı. Yani o yalnızlık ve biraz belki bilmiyorum bana mı oldu ama yani konuştuğum herkes de onu söylüyor. Sanki hepimiz böyle biraz geçmişimizi ve geleceğimizi düşündük. Çünkü hani o anda kalmak çok zordu bizim için o anda. Biraz böyle sanki değerlendirmeler de yaptık. Yalnız hissettik. Yani şey olarak da demiyorum, evlerimizde tek başımıza olduğumuz için yalnız hissetmedik. Belki o yolculuklarımızı aklımızdan geçirdiğimizde yalnız hissettik. Ben kişisel olarak öyle hissettim. Çocukluğuma da dönüp böyle bir işte kendi kendime bir takım sınavlar verdim diyeyim aslında. Sonra Cenk'in bir bestesi vardı. Yelda ablanın o cümlesini oraya oturttuktan sonra üzerine altına ben böyle bir takım sözler döşedim. Ama Yelda ablanın o şiirinde olduğu gibi yani birileri mutlu olsa yani hiç olmazsa ben olmasam bile ne olur bu sonbaharda bu kışın. Evet, yani çünkü başkasının mutluluğu da beni zaten çok mutlu edecek. Yani en azından böyle bir şey olsun ve ben dolaylı olsa bile mutlu olmaya hazırım. Gibi bir dilekle bitiyor aslında şarkı. Yani onu da çok sevdi herkes. Cenk'in inanılmaz bir bestesi, nakaratı bana ait. O ilk dinlediğimiz satırlar Cenk'in o makamsal ve ama yani hem doğu hem batının arasında gezindiği harika perdesiz gitar melodileriyle örgülü. Yani şey yani sürekli çalıp söylemek için sabırsızlanıyoruz ama işte bu yalnızlık ölüm boyu biraz aslında müzisyenlerin bu Türkiye'deki macerasına da sanki biraz küçük bir gönderme olsun Tam onu diyorum yani hani yine evet. ben de böyle bir alt metin hissine kapıldım da, acaba bir yandan aklımdan geçiyordu, hani bunu söylesem, sonra dedim acaba çok mu zorlama bir şeye vardım falan diye. Gerçekten öyle, onlara da Yok yok işte dediğim gibi yani o pandemi dönemindeki o yalnızlık zaten müzisyen olarak da hani yalnız hissetmek çok yoğun bir baskı olarak üzerimdeydi benim. İşte kendi ekibi olan yıllardır müzik yapan bir müzisyen olarak o yalnızlığın belki karanlık yanını ki ben çok da severim yalnızlığı. Ama o karanlık yanını çok yoğun hissetmemi biraz o toplumun baskısı ve çok zaten uzun zaman önceden gelen yani pandemiden önce de gelen o baskının iyice yoğun hissedildiği anlara dönüştü benim için ve ilk yani benim şu anda bir 6-7 tane bitmiş orijinal şarkım var aslında ama onların içinden ilk olarak hani dünya heveslisi çatısı altına Dattım Gıymattım ve Yalnızlık Ölüm Boyu isimli o iki şarkıyı koyma sebeplerim çok daha güçlüydü ve daha ağır bastığı için önce bu dönemden çıkan iki şarkı olarak bunları paylaşmak istedim dinleyicilerimle. Bu yalnızlık hissinin şeyi tabii, senin
Bastığın yer çok önemli. Oraya aslında böyle biraz hani senin de bu dönem seçtiğin yol haritası gibi ben de programı biraz öyle bir harita çizdim. Hani önce güzel haberler, gelişmeler, sonra dertli, gamlık konular ve umutlarla final yaparız diye. O yüzden müzisyenlerle ilgili kesinlikle konuşmak istiyorum. Yani sen zaten pandemi boyunca pek çok meselede olduğu gibi gene kendini bu konuda da ifade ettin sosyal medya hesaplarından. Çünkü müziğe dair toplamda müzisyene ve müziğe dair ve sanata dair toplamda da ciddi bir vefasızlık da aslında sizlerin bu yalnızlık hissini çok büyüttü gibi bir izlenimimiz var haliyle. Onu biraz daha açalım ama peki Sezen Aksu'nun göndermelerine dair hepimizin biraz göndermesi seziyoruz. Sen nasıl bir kendi dünyanda nelere gönderme olarak paralellik kurdun? Hani doğrudan hani bir isim ve kurbanlığımı da demiyorum ama zaten öyle değil sözlerde. Bir sürü Tatlım zamanda bir sürü kıymaklımdan. zaman uyarlanabilir. Evet, tatlım kıymaklımdan. Yani işte böyle bir dillere biraz ayar çekme özlemi sanki özellikle hani şu andaki bu iletişim cahilliği mi desem artık yani bunu bilmemek zaten bir önceki albümde yani söz söyleme sanatının en usta isimleri olan Neşet Ertaşlar, Aşık Mahzuniler, Davut Sulariler'den eserler seslendirdim ve o albümün adını bu konuda da çok dertli artık yıllardır olduğum için cahille sohbeti kestim olarak seçmiştim. Sanki yani oradan da böyle Sezen'in diyecek lafları da onu sanki böyle çok o yolu devam ettirdi gibi hissediyorum. Yani artık diline bir ince ayar çekmelisin Evet. ve tatlı yani tatlı olur muymuş öfke baldan biri bizi kandırıyor diyor. Bu kötücül hal benim aklıma geliyor mesela çoğu zaman şarkıyı söylerken her şeyi olumsuzlama hissi den belki de isterse kadına şiddete dek bile bunu Evet. aslında yürütebiliriz. Gerçekten de öfke baldan tatlı değildir. Ve biri bizi kandırıyor. Kandırılmayın. Yani biraz kendinize gelin gibi aslında bunları söylüyor. Ve bunu da aslında çok böyle tatlım gıymatlım artık. Hani hadi tatlım ya biraz akıllansak mı acaba gibi sanki böyle hani çok da böyle güzel bir yere bağlıyor gibi hani tatlı tatlı anlatıyor ve rica ediyor ve hani ama bu bir rica bu ilk yani son Evet. ricam bir sonraki Bu artık rica bir etmeyeceğim gibi. parmak sallanan Yani sanki öyle bir yere bağlanıyor gibisi. Yani çok esprili, çok böyle şey yani zaten hani Sezen'in benim işte 10 yaşında filan 9 yaşında yayınladığı o Hadi Bakalım da olduğu gibi hani en büyük kim? Hani ne oluyor filan. Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış filan. Yani onlarda da aslında onlar da böyle çok acaba anlamayanlar için çok derinliği olmayan şarkılar mı gibi hatırlanmasın bence epey derin epey bir iki tane çakıp böyle kendine getirecek şarkılardı bence bundaki o şeyi de esprili şeyleri de zorla hani hadi abileri de hadi bir kendimize gelelimleri de umarım birileri çakar ve anlar mevzuyu ve biraz böyle titreyip kendine hani gelse ne tatlı olur falan gibi dilekler var tabii de yani tabii herkes nasıl anlıyorsa şimdi mesela böyle küçücük çocuklar böyle video klibi izlerken anneleri harika videolar gönderiyorlar mesela onlar da çok hoşuma gidiyor ya da kedisini köpeğini ineğini kuzusunu tavuğunu bu şarkıyla beraber paylaşan böyle videolar geliyor onlar da böyle çok tatlı tabii Biraz ki yani büyütmeye, ama biraz daha işte fazla çok ihtiyacımız var. Yani bu bir gerçek. Bu evet. herkes gerçek toplumsal ihtiyaç ve bu aslında sanatın bu kadar çok pandemi bahanesiyle ketlenmesinin de
bir sonucu olarak inanılmaz ilgi görecek gibi geliyor bana bu sürecin sonunda. Hani herkes çünkü hakikaten delirmemek için buna hepimizin çok ihtiyacı varmış. Yani ben geçenlerde moda Aynen sahnesinde ben yani. oyun izledim ve hani aman Allah'ım ne kadar güzel bir şeydir falan. Hani tiyatro ne kadar güzel bir şey. İnsanlarla bir şey yapmak ne kadar güzel. Hani gibi gibi de arızalarımız da oluştuğu için artık. Evet, yani şey işte müzik ruhun gıdasıdır filan diye boşuna dememişler. Müziksiz bir hayat hatadır diye hani felsefecisinden işte yani sokakta yürüyen nineye kadar hepsinin bir bildiği varmış yani bu lafları ederken. O nedenle şu anda mesela biz aslında çok dikkat ederek konserlerimizi yapıyorduk. 1.000 kişilik yerlere, 500 kişilik yerlere 150 kişiler gelerek tatlı tatlı bütün önlemlerimizi alarak aslında buluşmalarımızı gerçekleştiriyorduk. Ama işte o da yasaklandı ve o sanki artık böyle bir son darbe gibi oldu. Zaten hani bu sektördeki intihar haberlerinden İstanbul'u terk edip işte köyüne giden veya işte mekanların kapanmaları, işte kapatmayan mekanların ama artık ekiplerine maaş veremeyecek gerçeğiyle yüzleşmeleri filan gibi onlarca haberle içimiz kan ağlıyor. Ben çok uzun süre şey yaşadım yani büyük omuz ağrıları, gece kabuslar görmeler. Çünkü hani benim de ekibimde yeni çocuğu olmuş. Ondan sonra birileri vardı. İstanbul'daki evlerinden taşınmak zorunda olan birileri oldu. Şu anda evi olmayan benim ekibimde yani sadece Evet. işte kuzenlerinin, annelerinin, babalarının bir odasında yaşamını sürdürmek durumunda kalan insanlar var. Bu arada ben bile yani bunu düşündüm. Hani acaba daha ne kadar küçülebilirim hani kendi adıma bile diye. Çok böyle yani bizi ciddi anlamda psikolojik olarak da mental olarak, fiziksel olarak da hasta etti. Bu kadar umursamaz davranması herkesin bizimle ilgili ve bu sektör ölsün. Yani müzisyenler ne yaparlarsa yapsınlar. Aman işte 6 ay işlerine gitmezlerse ne olacak? Bizim de işimiz yok. Yani ne yapalım ya da yani biz de zor durumdayız ya da insanlar hasta olsun mu istiyorsunuz filan gibi. Hala bu arada yani bugün ben şimdi bunu paylaşsam yine aynı sesler o çatlak ve karanlık sesler yükselecektir ama kafası aydınlık. Hani her şeyin farkında olan müzisyenine, sanatçısına, işte oyuncusuna, yazarına, sinemacısına vesaire sahip çıkan ne yazık ki bir azınlık sayesinde ayakta duruyoruz diyebilirim şu anda. Durumumuz böyle yani. Ben işte azınlık mıyız yoksa öyle düşündürüp bizi hani gerçekten bu şeye yalnızlık hissine daha mı çok mahkum ediyorlar? Onu bazen açıkçası karıştırıyorum yani. Bir de şöyle bir şey Şöyle var yani. söyleyeyim, düzelteyim Değil mi? Ayşen'cim kusura bakma lafını bölüyor Yok gibi yok. oldum ama o zaman çoğunluksak da azınlık ses çıkarıyor diyeyim. Yani çok bir Bu ses da yükselmiyor. Müziğe ses ver hikayesinde bence çok az ses çıktı. evet. Çok haklısın. Bu konuda çok haklısın. Peki burada müzisyenlerin yan yana yani mesela Feryal Üne ile konuştum. Peyk'ten İrfan Alış'la konuştum daha önce. Yani hani Üner Demir'le geçen hafta konuştuk. Yani o böyle genç müzisyenler açısından tabloyu epey anlattı. Ya baktığın zaman sanırım şöyle bir şey de var. Yani bugüne kadar müzisyenlerin kendi arasına yan yana gelip birlikte hareket etme tavrı ve böyle bir kriz anını karşılama şartı, koşulu neyse olanağı da olmaması da mı bir dezavantaj yarattı ekstra? Ne bileyim tiyatroların mesela aslında
Hani nesnel durumları müzisyenlerden daha kötü olmasına rağmen ama bir araya gelme, birlikte bir şey yapma, birlikte tepki gösterme, işte bakanlığa gitme, bir şey yani ne kadar sonuç alındı tartışılır. Ama sanki o bile onlara bir ne diyeyim motive mi ediyor bir şey yani. Müzisyenlerde daha bu işi yapma halinin de mi bir tekilliği var? Normalde de mi böyle daha tekil bir yanı, bilmiyorum. Sen nasıl görüyorsun? Yani sendikamız yok mesela, oyuncular sendikası var ve onlar hani o anlamda her zaman birlikte hareket edebiliyorlar. Yani en büyük sebeplerinden biri bu olabilir. Yani bizim yok, neden olamıyor? Kim bu konuda hani öne çıkıp çalışmaya başlar, ne olur hani bilmiyorum açıkçası. Bu çok büyük bir eksiklik. Mesamıyor bir MSG gibi. İşte bizim hakkımızı sanki koruması gereken kuruluşlardan aslında çok büyük bir hareketlilik çıkmıyor. Evet, yani tiyatrolar açılsın diye 2 gün sadece Twitter'da bir baskı oluştu. Oyuncular seslerini çıkarttılar ve gerçekten sonra izin çıktı buna. Ama Yani sadece bu birçok kararın geri en önemli şeylerden, alındığı. ya yani en önemli şeylerden birisi bence Türkiye'de hani tiyatroya, sinemaya hala yani öyle bakılmıyor hiçbir zaman, dansa, resme. Ama müziğe eğlence gözüyle bakan korkunç bir anlayış var. Yani cenaze evinde müzik çalmaz gibi, sanki hani böyle bir şey gibi, ama ya aslında yani ağıttır, başkaldırıdır, isyandır. Ayrıca cenaze Her şey. boşaldığı ve kahkaha krizlerinin yaşandığı evlerdir. Oysa gene bu coğrafyada, gene Anadolu'da en Tabii. çok. Tabii. Yani işte yani bilmiyorum. Bu arada zaten şeyler de oluyor. Yani sadece pandemiyi düşünmeyelim. Örneğin bombalar patlıyor, yüzlerce insan ölüyor. Biz zaten konserlerimizi hemen yani yapacak halimiz olmadığı için iptal ediyoruz. Ama o sonra mesela bir iki konserle kalmıyor, birkaç ayla devam ediyor. Ama herkes işine gücüne gidiyor. Hatta o gece, o kadar insanın öldüğü gece, işte ne bileyim yani hiç izlemedim de Survivor'ından bilmem nesine, O Ses Türkiye'sinden işte acayip acayip dizilerine dek hepsi yayınlanıyor. İşte bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı stadyumda oynanabiliyor. O oluyor, bu oluyor ama yani tiyatrolarda devam ediyor, sinemalarda devam ediyor. Ama müzisyenlerin sesi kısılıyor ve bu konuda da yani gerçekten hay Allah ya, biz de konserlerimizi yapamıyoruz dediğimizde inanılmaz linçlere uğruyoruz. Ve yani her seferinde müziğin sesi kısılıyor. İlk müziğin sesi kısılıyor, en son müziğin sesi açılıyor. Bu da bu sektörün her seferinde aslında çok büyük bir darbe almasına ve bir türlü de gelişememesine yol açıyor. Yani biz daha kendimizi geçindirmeye uğraşırken, yani bunun hadi bu sektörü güçlendirelimiyle de mi acaba hani savaşacak halimiz kalmıyor? Yani sen beni tanıyorsun kaç yıldır, hani ilk albümümden beri. 25 Eylül'de ilk albümümün çıkışının üzerinden 10 yıl geçti. Ama ben yani 20 yıldır elinde mikrofon olan ve 20 yıldır da İstanbul'da hani bu işi yapan, bütün Anadolu'yu, Avrupa'yı vesaire gezmiş bir, hani birazcık bir şey bilen, hani biraz bir tecrübesi olan birisi olarak yoruldum ya. Yoruldum ya. Bu yaşta yorulmamam lazım benim aslında. Hani tamam 39 yaşındayım ama ya gencim bence yani. Hani daha ben Yani böyle 80 yaşıma kadar Selda evet. abla gibi 80 yaşında sahnede olmak istiyorum. Yani neden beni yoruyorsunuz? Yani daha yapacak çok işim var, söyleyecek çok lafım var. Birilerinin yanında durmak istiyorum. Çocukların elinden tutmak istiyorum. İşte iklim krizi için ses çıkartmak istiyorum. Hayvanlarla ilgili mücadele vermek istiyorum. Hani bir insan olarak da dünya için ne yapabilirim diye düşünmek istiyorum. Bir müzisyen olarak da konserlerimi yapmak, dinleyicilerimle harika anlar yaşamak,
hayatıma güzel anılar bırakmak istiyorum. Yani neden buna engel olmak için 24 saat boyunca bana gerçekten küfreden, gerçekten bela okuyan, gerçekten sesimi kısmak isteyen, beni belki hapse atmak isteyenden yani anladın mı? Hani konserine çıkma, çıkma, çıkmamalısın diyen insanlara kadar ben bu insanlara her seferinde cevap vermek, her seferinde bu hayatı nasıl kazandığımızı anlatmak, sadece Ceylan Ertem olarak yokum, benimle beraber 30 kişinin sorumluluğunu en az yaşıyorum. E hadi tamam sen Ceylan Ertem'e acımadın, bu Ceylan Ertem'in birlikte çalıştığı pırlanta gibi müzisyen arkadaşlarına, pırlanta gibi Rodi arkadaşlarına, sırtında hamal gibi yük taşıyıp o sahneyi kuran arkadaşlarına, ışıkçısına, ses teknisyenine, bu insanlar senelerce üniversitelerde okumuş çocuklar değiller mi ya? Ya da şoförüne acımıyor musun? Yani bu kadar mı kötü kalplisin? Ne? Yani ben her sene artık oturup konuşup böyle anlatmak istemiyorum yani. Gerçekten istemiyorum. Hani Ütopyalar Güzeldir diye albüm yapan böyle soluk diye soluk almak ne güzel diye 30 yaşındaki bir kadını sen 39 yaşında senin gibiler sevsin cahille sohbeti kestim diye albümler yapan birine yani Gerçekten. Çok düşünme hani güzel bunu oldu. yapmayın. Gerçekten yapmayın ya. Çok hızlı, çok hızlı ve genç yıpratıldık. Hakikaten kimse bunu hak etmiyor. Yani sizin bu yorgunluklarınızın önceliğinin hani daha güzel besteler yapmak, yeni sahnelerinize kafa yormak, yeni şarkı sözleri yazmak, yeni enstrümanlar, yeni düzenlemeler denemek falan filan, yani bunlarla ilgili olması büyük oranda gerekirken insan olarak Yani bu söyleyeceklerinizi arada ayrı biz tutun mesela ama. şu anda zaten yeni bir enstrüman muhtemelen çok uzun süre alamayacağız. Yani bu euronun, doların, yani dövizin bu halinde yani mesela hani bir de böyle de bir krizimiz var. Yani hepimizin var zaten böyle bir krizi. Böyle çok Hani nesnel bir bir şey gitar aslında. teli bile yani gitar teli filan alacak durumda. Değil birçok genç müzisyen. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela Erkan abi, Erkan Uğur, Alp Ersönmez vesaire bu insanlar gitarlarını çalıyorlar ve sonra hani biraz eskimiş gitarlarını gidip bir takım dükkanlara bırakıyorlar ve genç müzisyenler o telleri alıp takıyorlar ve teşekkür ediyorlar. Yani müzik sektörü pandemi mandemi yokken hani bu kadar Ne bir böyle? böyle destekle ve ya güzellikle dönüyor zaten. Yani hani ya siz neden bahsediyorsunuz? Oturup sabahtan akşama kadar televizyon izlerseniz veyahut yalan hayatlar izlerseniz tabii ki öyle zannedersiniz. Bizim öyle durumlarda olduğumuzu zannedersiniz ama yani bir tırnaklarımızla filan hani geldik çoğumuz buralara. Şey değildi yani öyle 24 saatte, 24 ayda bile olmadı gerçekten. Yani 24 yılda bile olmadı diyeyim sana yani. Hani şimdi ben doğduğumdan beri çalıştığım bir iş için, bir aşk için hem işime hem aşkıma engel olanlar var yani. Hani anladın mı? Düşünsene mesela sen bir oğlanı seviyorsun, diyorsun ki göremezsin, kavuşamazsın diyorlar sana yani. Nasıl bir acı çekersin, yanarsın yani. Ben yanıyorum yani. Yanıyorum çok diyor. Ya öyle mi anlatayım diyorum hani öyle mi anlarlar deyip böyle örnekler veriyorum ama ciddi ciddi mesela ben pandemide Etkili olabilir. ya evet şey oldum böyle hani kendi kendine yemek yaparken duş alırken filan şarkı mırıldanırsın ya ben mırıldanmıyordum ya şu anda evde ciddi ciddi şarkı söylüyorum yani. Öyle işte falan bir şey böyle annem falan kardeşim bakıyorlar ne oluyor bu kıza filan alkışlayın siz de öyle boş durmayın filan diyorum yani delirdik artık yani Ya yani hayalim, işte ya yani sevgilim buradan işte yapamam senin ya. güzel senin şeyinden güzel kanalından takip ettiğimiz birkaç dürüst kanaldan yine hani sesleneyim artık şey yapmayın yani bizi anlayın.
Ya anlaşılmak kimsenin olamaz der Edip Cansever. Bunu her zaman söylüyorum. Tamam, anlamıyorsan da konuşmayacaksın. Yani o zaman da ben bilmiyorum deyip bu konuyu kapat, geç, köstek olma. Ama destek olabildiği kadar lütfen herkes müzisyenlere destek olsunlar. Sadece bu dönemde değil, her zaman. Ve yani müziğe ses versinler ve bence tiyatrolar gibi, camiler gibi, müzeler gibi, mitingler gibi, futbol müsabakaları gibi, her şey gibi konserlere de izin versinler. Biz de tabii ki insanları hasta etmek istemiyoruz. Ama orada tabii şu parantezi ben yani her fırsatta ben de açacağım yani. Binlerce işinin çalıştığı fabrikalar çalışıyor ve hiç kapatılmadı. Gece yarıları bile sürdü. Kargo işçilerinin mesaileri ikiye katlandı. Okullar açıldı. Sabah 8'de metroya binen milyonlarca insan var hala. Metrobüse binen milyonlarca insan var hala. Ve şimdi şartlar bu kadar eşitsiz biçimde işlerken hani bir önlem alınıyor olduğunu iddia edilmesi bir gerçek gelmiyor. Ki rakamlar da onu gösteriyor. Önlemin sadece insanların kendisinin ruhunu beslemesinden çalınması. Bu sadece bizim hayatımızdan çalınıyor. Müziğin engellenmesi, sanatın engellenmesi. Yoksa baktığınız zaman çark gayet dönüyor. Olan gerçekten sadece müziğe ve sanata oldu yani. Başka hiçbir şey sarsılmadı. Görünen o ki kumarhanesinden tutun bu memleketin her şeyine kadar para getirecek her şey çalışıyor yani. Ki sektörün de ciddi bir aynı zamanda ekonomik kalem olduğunu da unutmamak gerek diye hatırlatmak lazım yetkililere galiba. Evet, Yani bence de öyle. burada hemen şeye de Ahbap platformunun konseri var. Sen de oradasın. Yani bir değişiklik olmadıysa onu da duyuralım bari. Müziğe ses verin dedik. Ses vermek için somut bir adım hala olacak mı, gerçekleşecek mi? Evet, Haluk abinin düzenlediği, Ahbap platformunun düzenlediği bir konser olacak. Şimdilik yani olacak gibi görünüyor. Umarım bir engel, bir yasak, bir şey gelmez. Ondan sonra Adem Gülşen'le, kıymetli piyanist arkadaşımla beraber orada bir tane şarkı seslendireceğim. Harika isimler var. Ve işte müzik sektöründe ihtiyacı olan, beni aradığında Haluk abi 2700 kişi başvurmuştu. Bu sayı oldukça yükselmiştir. Birçok arkadaşımıza destek olmaya çalışacağız oradan gelen işte katkıyla. Tabii hep beraber desteğe de ihtiyacınız olmasıyla beraber diye de yeniden vurgulayalım. Hemen programın sonuna geldik aslında. Son bir şey bunu genelde programda herkes sormaya çalışıyorum. Böyle unutamadığın bir an yaşamış da olabilirsin ya da yaşamayı hayal ettiğin bir an da olabilir. Fonda hangi müzisyenden ne çalıyor, ne dinliyor olursun? Çok zor bir soru ya. Evet. Müzisyenler buna Her seferinde böyle oluyor ama çok eğlenceli. Bu kısmı seviyorum. Ortada yani tasar. evet. Yani ben genelde hani Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar, Björk, Girija Devi, ondan sonra Meredith Monk filan şeyindeyimdir. Hani havalarındayımdır. Filan ama şimdi buradan böyle bir tam karşımda şeyim var, balkonum var ve oradan böyle baktığımda hava kapkaranlık, sonbahar geldi filan. Şimdi böyle bir Miles Davis Ya. şeyi Zamanı geldi. Mevsimi güzel geldi bir, evet, yani güzel bir şey yaşayacaksam hafiften bir aşk havası da esiyor benim gönlümde bu sıralar. Ondan sonra bir daha. Miles Davis koyup sevdiceğimle şöyle bir baksam yağmura güzel olur da Ayşen'cim ya. Vallahi güzel. Benim de canım çekmedi değil. Neyse en azından
Tatlı bir final yaptık ya. Bak. Aşk deyince devreye güzel oluyor. Bence Çok teşekkür ederim. Hem bu dönemde bu iki güzel şarkıyla bizi şenlendirdiğin için. Tabii ki konserlerde buluşmak hepimizin en büyük hayali. En kısa sürede bunun gerçekleşmesini umuyoruz, diliyoruz. Ya gerçekten ülkenin fişini komple çekin ya da rahat bırakın, müziğimizi dinleyelim. Çok rica ediyoruz. Görüşmek üzere. Bizden bu hafta bu kadar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Kapatmadan. yani yine de işte dünya heveslisi olmak her zaman iyi bir fikir arkadaşlar. Ben bu dönemde işte dediğim gibi hani o beni çok yaraladığı için de o kendi hayatına son verecek kadar gitmesin bu karanlık hissiyatlar. Çok hassasım o konuda. Her zaman birbirimizin yanındayız. Evet. Evimizde odalarımız var, birbirimizin evlerine sığınırız. Öyle olur, böyle olur. Yaşarız, gideriz. O yüzden bize bir şey olmaz. Bizi kimse öldüremez. Kimse bizim yaşama sevincimizi çalamaz. O yüzden her zaman birlikte olduğumuzu unutmayalım. Bu kanadımızı kimse kıramaz. Evet. Bir yol buluruz mutlaka. Sadece birbirimizden haberdar olalım yeter. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ceylan Ertem'le birlikteydik. Müzik, sanat, tiyatro, sinema konuşmaya devam edeceğiz. Alabildiğince. Hoşça kalın.